Şimdi bu Devlet Bahçeli ilk defa bunu yapmıyor Kadri Gürsel'in de belirttiği üzere. Yani bu üçlü koalisyon içindeyken erken seçim kararı alarak ekonomik krizin ortasında olan bir ülkede AKP'nin iktidara gelmesine de yol açtı. İşte 7 Haziran seçimlerinden sonra hiçbir şekilde bir koalisyona girmeyerek bu Kasım seçimi sonuçlarına da yol açtı. Bugün de başkanlığa yol açacak. Bir anlamda diyet ödüyor. Daha önce ne yapıyordu bilmiyorum. Ama bir şekilde bir teması var. Anladığım kadarıyla. Bu ölümü gösterip sıtmaya razı etmek aslında. Yani şu anki durum ortada diyor Devlet Bahçeli. Bu o hal vaziyeti hep devam edecek. Çünkü onunla da korkuttu Sayın Cumhurbaşkanı hatırlarsak. İşte bir sene belki sürebilir, belki daha uzun sürebilir diye. Öyle süreceğine bari hani bir şey haline getirelim bunu. Başkanlık rejimini haline getirelim. Başkanlık sistemi haline. Belki bir iki tane denetleme mekanizması sağlayabiliriz gibi bir umut da vermeye çalışıyor diğer tarafa. Böylelikle aslında başkanlık sistemine karşı olanlar dahi şöyle düşünecekler muhtemelen. Bu garip OHAL rejimle devam edeceğimize bari başkanlık sistemi olsun da bir normalleşelim sonra bakarız galiba. Bu anlamda bir irade oluşturulmaya çalışılıyor. Bana öyle geldi en azından. Bir de şu var, yani bunu yapması da MHP'ye eritecek bir şeydir. Çünkü başkanlık netice itibariyle elinde sonunda iki kampın arasında geçecek bir şeydir. Dünyada da onu görüyoruz. Yani 6-7 tane aday da girse başkanlık seçimine en sonunda iki büyük aday kalır. Bu iki büyük aday da Türkiye'de işte sağ ve sol olarak ikiye ayrılacaktır. Böyle bir ayrışma sonucunda da Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğini çektiği kesim ve MHP'liler de önemli bir kısmı oy vermek zorunda kalacaktır. Böyle de zaten zannederim AKP'nin de başından beri niyeti o. MHP'nin önemli bir kısmını kendisine çekmeye çalışıyor. Sağda bir konsolidasyon yaratmak peşinde. Bunu daha önceki diğer rakip partilerle yaptı. Yani Has Parti çıktı, hatır sayılacak bir oy aldığı zaman panik içerisinde Numan Kurtulmuş partiye davet edildi. Ya da işte Doğru Yol Demokrat Parti'de Süleyman Soylu biraz böyle bir oy almaya başlayınca hop partinin içine alınıverildi. Bu şekilde MHP'nin de liderlik seviyesinde olmasa bile en azından tabanının bir kısmını kendine çekecektir. Bunu neden yapıyor 2002'den beri bilmiyorum gerçekten. Şöyle de bir şey olabilir tabii. Bu özellikle darbe girişiminden sonra yeni ittifaklar kurulduğunu görüyoruz. Bunda Musul'un da rolü olabilir. Yani devlet içerisindeki bazı milliyetçi ya da aşırı milliyetçi görüşleri okşayan bir tablo şu anda söz konusu. İşte Kürt meselesindeki sert tutum, Musul'da tırnak içerisinde işte irredantist ya da fütuhatçı denilebilecek bir söylem. Bu konularda bir uzlaşma da şu anda tesis edilmiş olabilir. O uzlaşmanın tesisi için yapılmış pazarlığın bir unsur da belki başkanlık sisteminin Sayın Bahçeli'nin önünü açmasıydı.